Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Rise of the Tomb Raider'ın son bölümündeyiz arkadaşlar. En azından hikaye kısmının son bölümündeyiz. Geçen bölümü izleyenler hatırlayacaktır. Tam bu kampanyanın başında oyun bize bundan sonrasında geri dönülemeyen nokta olduğu hakkında bir uyarıda bulunmuştu. Yani ne yetenek puanınız varsa harcayın, ne upgrade'iniz varsa yapın. Çünkü bundan sonra yapacaklarınız hikayeye inanmaya bir fayda sağlamayacak gibisine bir uyarıydı bu. Benim de anladığım kadarıyla büyük ihtimal artık şurada bir yerde bir boss savaşı gibi bir şey olur. Öyle düşünüyorum çünkü artık Konstantin'le bir an önce karşılaşmamız gerekiyor. Bakalım, daha fazla lafı uzatmayayım ben. Şuradan karşıya atlayarak başlayalım. Vallahi heyecanlıyım, ne yalan söyleyeyim. Bayağı oynadık. Uzun bir oyun oldu. En uzun serilerimizden birisi oldu Oyunlu Mamuller'in. Bizi şu an kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Büyük ihtimalle son bir adımdan sonra... Evet. Bakalım ne olacak. Evet. Konstantin. Helikopterle gelmiş yavşak. Şimdi. Sophie ateş etmeye çalışıyor bir yerlerden. Helikopter çok hızlı. Ona isabet alamıyorum. Bekle, bir fikrim var. Ateş topu helikopterin yanındayken ateş topuna ateş edip helikoptere hasar vermesini sağlayacağız. En azından ben böyle anladım şu anda. Şimdi E tuşuyla interact diyor. Büyük ihtimalle aynen buna basınca, vallahi iyi doğru anlamışım. Hemen yavşak, hiç durur mu? Hemen ekip gönderin. Zaten helikopterle gelmişsin. Güzel. Ulan ben de under attack yani. Üste çıkacağım. Oğlum burada çok adam var şu anda yalnız. Aha, bunlar da Deathless değil mi lan? Burası iyice karnaval alanına döndü arkadaşlar. Kim kime dumduma. Ulan yapma işte, bunu yapma. Of. Vallahi heal basarken indirdi. Şimdi helikopteri indirmiş sayılıyor muyuz? Büyük ihtimalle sayılıyoruz. Lan bir an uçtuğumdan aşağı düştüm zannettim. Şimdi... Arkadaş, Deathless fanlar daha tehlikeli valla. Dedik ama... Sağ olsun bunlar da boş durmuyor. Herhalde helikopteri her vurduğumuzda böyle dalga dalga düşman falan mı gelecek yani? Bu ise eğer çok saçma ve tek düze olacak yani. Ben daha jungle'lı bir şeyler beklemiştim. Anam 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 anam. Elime bir shotgun alayım. Oh, güzel.
Güzel. Nereden geleceksin? Gelme. Yavaş. Bak hemen de kaçıyor he. Of of of. O tamam. Şu an nereden gelecek hiç kestiremiyorum. Yine geldi helikopter. Ben daha bitmedim. Hadi çabuk. Heh. Yenisi geliyor. Ama vuramadım bu sefer. Koş kızım koş. Bu arada adamlar bitmedim ya. Yoksa helikopterden mi geliyor bana sadece ateş? Hadi. Bu sefer oldu be. Heh, şimdi bir şey daha gelir herhalde. Benim mermiye ihtiyacım var. Aşağı inmeye korkuyorum ama onu ne yapacağız? Niyeyse adamlar gelince hep saldırı altında oluyorsunuz. Of of. Allah'tan bol bol bitkimiz var. Evet, ağzımıza sıçılıyor şu anda. Benim acilen mermiye ihtiyacım var. Allah! Nereye düştüm lan ben? Shotgun alayım. Az kaldı herhalde ya. Hadi be, üstüne atlayacaktım olmadı. Şu çok fena ateş ediyor, onu benim almam lazım. Yok arkadaş, ölmeyeceğim ya, kararlıyım. Bayağı ilerledik. Herifler. Anam. Ölmedin mi? Evet. Neredesiniz dayı? Şu an iyi durumda değiliz. Güzel. Yine geldi. Yavaş. Bu sefer ciddi geldi lan. Bayağı ateş ediyor. Ve hızlı. Bu
Bu tur bayağı zor geçecek gibi. Sofia'da inatla şu anda şey yapmıyor. Heh. Hadi bakalım. Oldu mu? Vallahi oldu. Geber. İçimden bir ses bu işin daha bitmediğini söylüyor. Onlar kim? Deathless mı? Bizi mi arıyorlar acaba yoksa düşen helikopteri mi? Çık hemen geri çık. Hiç bunlara şu an sataşmak istemiyorum. Gidebildiğim kadar site alt gideceğim. Bir oyun hatası gibi bir şey oldu ama Allah'tan yakalanmadık. Mı diyeceğim ama yakalandık galiba lan. Müzik hareketlendi bir an ama. Bir saldırı yok şu anda. F'ye bastım aşağı düştü. Bir an gördü gibi oldu ya, bence ondan oldu. Şimdi. Buradan böyle. Şuradan. Şöyle. Şimdi onun üstüne atlayacağım. Başka bir şey. Şuna ateşi de verebilirim ama. Ölmez mi ölmez. Ulan oraya gidiyorum buraya gidiyor. Bir daha. Gel ağzına sıçıyorum gel. Çok güzel. Fazla zeminde durmayacağım. Ne oldu lan? Bir tur daha geldiler. Şimdi. En uzaktakinden başlamak istiyorum. Yani şundan. Gerçi. Zamanlama çok önemli vallahi. Bir yakalanırsam işimiz uzun. 3 kişi varlar ta yanlış görmediysem. Biri bu. Biri şu, bir de şurada var bir tane. Mesela şu an karşıda olsam şunu alırdım. O çok güzel olurdu. Ama şimdi seni alacağım. Güzel. Biri cesedi gördü. Geç bunlar ceset bırakmıyordu ki arkasında. Hissetti mi ne yaptı? Şu hazır gidiyorken ben seni indireyim dayı. Güzel. Her stealth kill'de bayağı katlanaraktan XP alıyoruz arkadaşlar. Bir tane kaldı. Babana gel. Çok güzel. Find an exit. Aa, bir tane yetenek puanı açtık. Şimdi. Çıkış çıkış. Yani zaten eşek gibi çıkış orada. Helikopter de oradaymış lan. Onun yanına gitmeden ben bir etrafa bakacağım. Artık oyunun sonları. Bir şey kaçırmak istemiyorum. Materyal olur. Artifact olur. Salvage olur. Ama başka da bir şey yok herhalde. Tamam onu açamadım. Tamam gidiyorum bakalım. Ölmedi gibi bir his var içimde ama. Oha. Şom ağzıma tüküreyim ya. Hangi silahımızı aldı o? Hiçbir silahımız yok lan elimizde şu anda. Şaka gibi.
Yine aynı mantık mı acaba? Stealth mı kasacağız? Of. Oha, azdı pezevenk. Şimdi dikkatini dağıtmam gerekiyor benim. Şu an bayağı ortalıkta koşturuyorum. Adam da sıkıyor haliyle. Şunu alayım. Nerede şu anda? Adamın helikopterini yere düşürdük. Sırtına şeyi sapladık, hala tırmanma şeysini. Bana mısın demiyor herif. Hastiktir. Bir an arkadan yaklaşabilirim zannettim ama o yemedi. Yavaş, nerede o? Al ulan yerden bir şey al da. Şimdi. Akıllı da pezevenk. Ben niye geçerken o şeyi alamıyorum yerden ya? Heh. Yok, bu tur biraz zor olacak gibi bir his var şimdi arkadaşlar. Dön arkana. Bu sefer de öl. Zamanlamayı tutturamadım ya, of. Elim bir an V'ye gitti, C'ye gitmedi. Neyse, tekrar oynatmadı, çok hoşuma gitti. Of, kalbine. Artık bunda da ölmezsen art niyet ararım yani. Ne oluyor lan? Bu benim kaderim değil. This was never your destiny. Bu asla senin kaderin değildi. Kardeşim buna inanmanı istedi sadece. Her şeyi onun için yaptım. Benden uzaklaşma, bekle. Trinity babanı öldürdü. Hayır, yalan söylüyorsun. Yanına mı çekmeye çalışıyor, ne yapıyor? Bir sinirlendirmeye falan çalışıyor galiba. İster gidip öldürebiliyoruz, istersek de kaçabiliyoruz. Bilerek yapıyor bence pezevenk. Eğer gitme şansın varsa ben gitmeyi tercih edeceğim. Her türlü öleceksin zaten yani. Cehennemde yan. Lara'nın sesi geldi. Ha şey. Ena dedi ama. Ena burada bir yerde değildir herhalde. O kesin bir pislik yapacaktı çünkü eğer yanına gitseydik, hiç gerek yok. Şimdi asıl sorun, Ena nerede? Adamların yenildi, dur. Abin öldü. Give this up.
Onu bana ver dedi. Bunun için her şeyimi verdim. Ya senin baban? Arkadaş herkes babamıza sallıyor ya. Ben de bir kurban verdim. Onu almana izin vermem. Veremem. Dünyayı değiştirebiliriz. Birlikte. Ölüm de yaşamın bir parçasıdır zaten. Söylemesi kolay. Nasıl burada ölecek olan kişi sen değilsin. Bu senin hakkında bir şey değil. Bu insanlık hakkında bir şey. Aha. Of. Kaynak. Bu senin şansın Lara. Yaptığım her şey, senin yaptığın her şey. Çok hızlı geçiyor altyazılar. Jacob da yani sen de orada 3 kuruşun yemek için mi geldin? Niye geldin? Deathless'lar da geldi. Kızım sen öldün, hiç kaçarın yok. Lütfen. Ölüyorum. Bu benim tek umudum. Yemezler güzelim. Anna hayır. Ne yaptı o? Aha. Aktif hale getirdi. Ne olacak şimdi? Ne yapacak? Aşağı mı atacağız? Jacob da onay verdi. Yani yapılması gereken yapıldı. Yoksa oradan çıkış yoktu. Evet. Jacob, hold on. Jacob bence gidici. Tüm hayatım boyunca o kelimenin anlamını bilmiyorum. Ekstra bir şey yazdı orada. Ha, ölecek galiba yalnız. Benim sonum. Geleceğini biliyordum. Üzgünüm. Tek istediğim bir farklılık yaratmaktı. Aynen. Jacob gitti. Çünkü gücünü bir şekilde yaşamın kaynağından, Divine Source'dan alıyordu. Onu yok edince... Evet. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. İyi bari John'a bir şey olmamış. Come on, you've got a plane to catch. Hadi. Kaçırmaman gereken bir uçak var. Bu kaydı belki de yüzlerce kez dinledim. Fakat şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Kitesh gizli gerçekti. Ve dünyayı değiştirebilecek güçteydi. Onu bulmak zorundayım. Babam için değil, hiç kimse için değil. Tahmin ettiğimden, hayalimden çok daha güçlü. Onları durdurmalıyım.
farklılık yaratmalıyım. Bu farklılığı ben yaratabilirim. Tarzı bir şey dedi. Evet. Rise of the Tomb Raider'da, yani Tomb Raider'ın yükselişi de böyle bir şeymiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle uzun bir jenerik bizi bekliyor. Akmaya başlayacak mı yoksa... Evet. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider'ın yükselişi böyle bir şeymiş. Yükseliş hikayesi böyle bir şeymiş Tomb Raider'ın. Konstantin öldü. Ena büyük ihtimalle zaten yaşasa Divine Source sayesinde yaşayacaktı. Divine Source'u yok ettiğimiz için büyük ihtimalle ya ölecek ya da ölmeye yakın. Çünkü hastaydı zaten. Jacob'ın bu zamana kadar kaç kere yaralanıp da vurulup da ölmemesinin sebebi Divine Source'tu. Gücünü oradan alıyordu. Bizim de oradan kurtulmamız için tek şansımız Divine Source'u yok etmekti. Onu yok edince 3 kurşun yemiş olan hali hazırda Jacob'ın da bir şekilde sonunu getirmiş olduk. Bir fedakarlık yapılması gerekiyordu bir yerde bir şekilde. Zaten birisi ölecekti hani o iyi taraftan, hani belliydi. Bu da Jacob oldu. Allah'tan Jonah. Ben Jonah ölecek diye tahmin ediyordum sürekli ama Jonah hikayeyi sağ salim tamamladı. Valla söyleyecek şu an başka bir şey yok. İyi bitti hani. Buruk da olsa olabilecek en iyi şekilde bitti bence hikaye. Babamızın araştırmaları tamamı doğruymuş. Hani hiçbir şekilde bir yalanın peşinden veyahut da bir bilinmeyen bir şeyin peşinden gitmiş olmadık. Yani doğruymuş babamızın bütün araştırmaları. Ki teşhiri olsun, Divine Source olsun. Hepsi gerçekmiş. En sonunda bizi Konstantin bir tuzağa çekmeye çalıştı ama oradan gitsem ne olacaktı hiç bilmiyorum. Hani farklı bir sonla karşılaşır mıydık acaba, hiç emin değilim. Büyük ihtimalle değildi ama hani gitsek öldürürdü falan belki. Hani gel dedi, hani babanı biz öldürdük dedi falan, bizi bir gaza getirmeye çalıştı ama gitmedim. Oradan uzaklaştım takdirde zaten yangının altında o da can verdi. Neyse lafı daha fazla çok fazla uzatmayayım. Ben şimdi izleyeceğim bu jeneriği, hani belki secret bir sign falan çıkar arkadaşlar. Çok uzun sürerse ben o arayı keserim, merak etmeyin. Bütün jeneriği izletmem size. Bir son bir kapanış, bir cutscene varsa onu izleriz. Hikayeyi yüzde kaçta tamamlamışız onu merak ediyorum. Ona bakarız. Ve haritanın neresinden tekrar oyuna geri dönebileceğiz. Çünkü oyuna tekrar geri dönebiliyoruz arkadaşlar. Ona bakalım. Ben bir jeneriği izleyeyim, hemen geleceğim. Arkadaşlar büyük ihtimalle jenerin sonuna kadar geldim. Açıkçası bayağı da uzun bir jenerikti. Allah'tan o kestim araları. Bakalım bir cutscene falan bir şey çıkacak mı? Umutla bekliyorum şu anda. Evet. 2 hafta önce. Güzel. Bakalım. Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. Trinity'nin idam emrini verdi. You're lying. Ama yapamadım. Yalan söylüyorsun. Onu seviyordum dedi. Kim vurdu lan? It's done. What about Croft? Croft'a ne yapayım? No. Hayır. Not yet. Henüz değil. Aha. Croft'lardan birisi daha önce öldü derken ne demek istedin diye sordu Lara Anna'ya. Babamı mı kastediyorsun dedi. O da ölüm emrini Trinity verdi dedi. Yani bir şekilde Konstantin bize esasen doğru söylemiş hani yanına çekmeye çalışırken. Yalan söylemiyormuş. Ondan sonracığıma tam herhalde açıklayacaktı hani sen mi öldürdün dedi. Hayır dedi, ben onu seviyordum dedi. Herhalde tam gerçekte kimin öldüreceğini söyleyecekken bir sniper tarafından öldürüldü Anna. Ondan sonracığıma, ondan sonra gizemli bir ses Lara'yı ne yapayım diye sordu. Şenüz değil dedi gizemli seste. Büyük ihtimalle bir sonraki oyunun konusu da ortaya çıkmış oldu böylece arkadaşlar. Babamız intihar etmedi. Ya da normal yollardan zaten ölmemişti de. İntihar etmedi hani bir şekilde. Bunu öğrenmiş olduk. Trinity örgütü
Lord Croft'un idam emrini veren kişi. Ve Lara Croft'la da işleri henüz bitmemiş gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi ben continue diyeceğim. Bu arada arkadaşlar %70 yazıyor. Oyunu %70 gibi bir ortalamayla bitirmişiz. Bu %30'un içinde ne var? Daha henüz keşfetmediğimiz opsiyonel mezarlar var. Yapmadığımız yan görevler var ve içine girmediğimiz mağaralar var. Bunları yaptığımız zaman çok rahat bir şekilde %90'ları, %100'leri bile görebiliriz belki. Ben şimdi continue diyeceğim. Nereden başlıyoruz hani? Kampanyalar arasındaki gidiş gelişler nasıl? Ona bir bakalım. Ve bu bölümün sonuna gelelim yavaş yavaş. Evet. Büyük ihtimalle köy meydanında falan mı? Tabi. Sofia yetim kaldı. Knowing your people would be safe gave him comfort. He went peacefully. Thank you, Lara. Teşekkürler Lara. Our oaths have been fulfilled. What will you do now? Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi ne yapacaksın? Burası hala bizim evimiz. Yeniden inşa edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Hala düşmanlarımız var. Ve keşfedecek hala çok şey var. Dedi. Ve bizim Sandbox'ın yolunu açmış oldular bir şekilde. Aynen öyle. Daha keşfedecek çok şey var dedi Lara ve bizi köyün ortasına bıraktı oyun. Buraya en yakın kamp alanı şuradaydı diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Oyun bizim bir şekilde bir şeyleri daha keşfetmemize müsaade etmiş durumda şu anda. Bir kamp alanına oturalım isterseniz. Şu an 38 tane destination point'imiz var. Bakın şuradan istediğimiz yere gitmemiz mümkün. Bir sürü bayağı var. Şimdi ben bunları tek tek gezeceğim. Toplamadığım artefektler falan varsa onları toplarım. Bir şekilde hikayenin yüzdesini artırmaya çalışırım. Fakat bunları yine seriye eklemeyeceğim. Hani bunların hepsini tek tek bir bölüm halinde çekmeyi düşünmüyorum. Biz yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 tane opsiyonel mezarı yapmıştık. Toplam 9 tane opsiyonel mezar var, onu biliyorum. Geri kalan opsiyonel mezarları seri olarak çekeceğim arkadaşlar. Bir bölümde 2-3 tane falan opsiyonel mezar yaparız. 2 bölüm daha çıkar zannediyorum. Neydi onun ismi? Tomb Raider serimiz. Ben bir sonraki bölümde opsiyonel mezarlarla karşınızda olacağım. Yaklaşık bir 2 bölüm, belki 3 bölüm daha serimiz devam eder. Ondan sonra da son bulur. Ben şimdi burada bırakıyorum. Bir sonraki bölümde en yakın opsiyonel mezardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.